Hoş geldin Kegrim, hoş geldin. Eğlendir lan beni it. Pezevenge bak amına koyayım. Kardeşim, selamun aleyküm. Arkana yaslan o zaman. Sefa'yı bağladım abi. Kendisi kapora dolandırıcılığıyla uğraşıyormuş mesleki açıdan. Şimdi bir de avukatımız var. Bu konu nasıl yani? Kapora dolandırıcılığıyla ama kendisi bu işi mi yapıyormuş? Ben dolandırıcı çağırdım. Kapora dolandırıcısı mı? Evet. Sefa hoş buyur geldin. Abi, kesin gelmiyor hoş galiba. Buldum, hoş buldum. Seni ya, tanıyalım gelin. Sefa. Ya ben Sefa. Kapora dolandırıcısıyım kendim. Ya bunu biz meslek olarak yapıyoruz. Nesrin'in başına gelen olayları biz insanlara yaşatıyoruz. Ne konu, hani mesela ne kaporasının dolandırıcılığı? Mesela ev kaporası mı, araba kaporası mı? Şimdi gerek lüks araba olsun, gerek ev olsun, daire olsun, arsa olsun, bizde hepsi var. Peki Sefa, sana bir ufak soru soracağım. Üzerinde iki dolandırıcı kıyafeti mi? Yok, bu gece giydim ya. He tamam. Peki hiç yakalandın mı? Dolandırıcı kıyafetim dolapta. Dolapta mı? Onu da bir giysin. Yani şimdi biz o zaman bu sistem. Dur, dolandırıcı kıyafetini giysin. Dur, dolandırıcı kıyafetini giysin gelsin. Sen de avukat kıyafetini giydin. Bize şimdi bir tane daha kamera lazım. Nesrin'cim açar mısın? Dolandırılan eksik. Bak. Aç Nesrin. Bak bütün senaryo burada ya, Nesrin. Ya bir tane ya. Bak masaya yatırdık Nesrin, aç. Harbiden masaya yatırdık yani. Bak şimdi bize bir tane de dolandırılan lazım. Bu gece kapanacak ya. Bu gece çözüyorum ben bu olayı. O arpanedeki kapanıcı sen miydin? Çağrı Erol. Haydi bakalım. Gece de dolandırılmıştı. Koptum ya. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Şu an cebimden mi 200 lira gitti yani, öyle söyleyeyim sana. Burada kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 benim cüzdanım kayboldu kanka. Nesrin'cim bir kamera açabilir misin rica etsem? Tamam açıyorum ya, bir dakika. Tamam. Heh Nesrin'cim. Şimdi Bahadır geldi. Sefa sen hangi, ne, araban mıydı, ev miydi, yazlık ev miydi? Sen şu an hangi sektör? O neyden dolandırıldı? Şey, tatil için. Bu tatil evi villadan dolandırıldı ama hani başka bir şeyden de dolandırabilirsin. Ne var elimizde dolandırmaya müsait? Elimde bir tane lüks araba var. Ha lüks araba var. Evet sever. Kelepir fiyat mı ki? Çok o kelepir bedava ne? Ne var elinde, tam olarak marka model alabilir miyim? Bir adet Range Rover'ım var. 2018 model. Tam Nesin ablamıza yakışıyor. Ne kadar? Kaç kilometrede? Kilometresi 25 bindi. Sen ne diyorsun ya? Kaça bırakıyorsun? Abi, siz yabancı değilsiniz. Tanıdıksınız. 1.400'ü olur. Kanka bende Hyundai var. Tucson. Onu vereyim. Tucson. Üstüne sen bana çok güzel bir güzellik yapman lazım ama. Senin kanka senin Tucson'u 300'den fayal. 300'den az dedin ya sanki. Yok yok. Takas fiyatı olduğu için. Takas fiyatı. Senin Range ne yapalım en son? Harbiden piyasayı da biliyor ya. Range ne yapalım? Biraz indirim yapalım ya. 1.4 çok dedin kanka. 1.4 amına koyayım, ne yaptın ya? Düz 1 olsun. Düz 1. 25 bin neymiş abi. Sıfır araba neredeyse. Senin arabayı 300'den saydık kanka. 1.50 olsun sana. Sen ama bana bir önden 15 bin lira gönder kapora. Çünkü bu araba yarın satın. Çağrı kaçırma. 1.050 dedi lan. 355 bin lira kapora mı gönder? Yarın gider diyor bak. Yarın bulamam diyor arabayı bak. Kanka. Ne oldu lan, sen avukatlığı mı bıraktın amına koyayım sen diye. Avukat bile diyor ki yarın bulamam diyor arabayı diyor. Malzeme çıkarıyorum, malzeme çıkarıyorum. Toplaşıp girelim o zaman bu arabaya çocuklar. Satarız bölüşürüz. Madem bu kadar ucuz. Sen gir, ben arkadan geliyorum. Çağrı senin banka uyuşmuyor. Nesrin'ki uyuşuyormuş. Ben de Nesrin banka uyuşmazlığı var yine. Ten uyuşmazlığı gibi düşün ya bunu. Şu banka uyuşmazlığı ya. Var Nesrin. Sende varsa bir 15 bin lira arkadaşa bir geç. Araba en azından gitmesin Nesrin, yanlış anlama. Dur şimdi farklı bir senaryoyla Nesrin'e gidelim şimdi. Nesrin'cim. Abi araba deyince arabada görmede alınmaz herhalde. Doğru doğru ya. Dur. Sen yine bir yazlık. Ya, bak senaryoyu veriyorum Sefa'cığım. Evet. Şimdi Nesrin yazlık ev tuttu ya katman için. Tutamadı ya daha doğrusu. Evet. Ha, şimdi onun acısını sana anlatsın. Acını anlat Nesrin birazdan. Evet, de ki böyle böyle de dolandırıldık da ve çok güvenmiyorum de artık de. Sefacığım sen de bir şeyler yap. Yine kapora alma noktasına getir bizi tekrar. Senin de yani mesleği nasıl icra ettin de burada herkes görsün yani. Tamamdır. Şimdi Nesrin sen ne tarafta bir
Tatil şeyi arıyorsun, tatil yeri. Kaş taraflarında arıyorum, 10 kişilik. Çok güzel yerlerimiz var Kaş'ta, çok güzel tanıdık abilerimiz var. Nasıl bir şey arıyorsunuz, otel mi, villa mı? Villa, havuzlu olsun. Tam, kaç kişi gideceksiniz? 10. Tam var ya, tam size göre bir villam var elimde. Konuşmadan sonra WhatsApp üzerinden fotoğraflarını da atabilirim. Atarsan bu arada bir şey söyleyeceğim. Adam da aynısını yaptıydı herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum? Adam aynısını yapmadı. O başka konuştuğumuzdu. Biz zaten evin fotoğraflarını görüp bakmıştık. Ayrıca biz bu evi tutarken ben İstanbul'da yaşıyordum. Şu an Antalya'da olduğum için zaten görüp tutarım evi. Hani 4 yani saatte oradan orası ama. Giderim abi. Bir kez dolandırdıktan sonra giderim herhalde. Ve ayrıca tamam işte. Bak arkadaş o yüzden getirdik. Gitme diye getirdik arkadaş işte. Ben zaten buradayım. Sana güven vermiş. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen mi dolandırdın lan katten Sefa? Aynı şeyleri yapıyorsun bak. Olabilir. Sefa var ya. Bu neslini sen dolandırıp sonra bu yayına katılıp bir tur daha yayında amına koyayım entertainment. Hani bunun altından bir de bunu yaparsan, bunu da YouTube'a atarsan amına koyayım. Dur dur, onun için çalışıyorum şimdi. Evet Nesrin, bir bağlayın ya o zaman yeni evi. Kaç artı kaç? Ya evimiz villa. 6 tane odası var. Bahçesi var çok güzel. 6 oda, 2'şer kişiden 12 kişi kalabilirsiniz evde. Çok güzel bahçesi var, güzel havuzu var. Ne deniyor onlara? Sonsuz havuz deniyor. Sonsuzluk galiba. Evet. Bizimkinde de vardı. Mükemmel. Bak nasıl canı çekti. Ya bizim, ben sana gerek, eğer güvenmiyorsan sana daha önce orada kalan müşterilerimizle de irtibata geçirebilirim. Biz dolandırıcı değiliz sonuçta. Bilardo var mı? Langırt bilardo. Bilardo. Senin için getiririm. Lazım. Getiririm senin için. Jacuzzi var mı? Var. İki odamız da var. Bir vardı. Ya. Adam RP yapmıyor bence yazmışlar Çağrı. Bana da pek RP yapmıyormuş gibi geldi ama. Batuhan arkadaki logoyu gördün mü? Bunu mu? Ne logosu? Vay kardeşim. Ay kardeşim. Ne logosu lan o? Ankara Gücü. Ha, Ankara Gücü. Evet Nesrin, ne diyorsun? Ev böyle böyle kaç, parası ne kadar? Onu konuşun. Kaç gün kalacaksınız? Bir hafta. Bir hafta kalacaksınız. Bunu 10 yapalım, düz hesap olsun. 10 gün kaldık. 10 mu? Direkt belli ki 10 bin lira ev yok. 10 gün yapalım. 10 gün yapalım diyor, 10 gün. Hayır yok, bizim bir haftalık ne, niye öyle bir şey yapalım, 20 milyar yapalım. Tamam anladım anladım. Yok bizim bir haftamız var sadece. Aynen bir 23 haftalık. Ağustos'tan sonrası. Nesrin aynen devlet memuru olduğu için bir haftası var. O yüzden hani o yüzden her gün yayın yapıyor 9 saat. İşi de bu aralar bayağı yoğun. O 4 bin lirayı çıkartması lazım. Ya, fiyatta ya. Ne olur? Fiyat bir hafta bir için şey. Normalde tüm müşterilerime 25 bin kanka, falan. Normale boş ver. Bize ne olur amına koyayım. Bu kadar hukukumuz oldu. Normale falan bak şimdi. Burada yarım saattir konuşuyoruz. Sizde 22 olsun. Bir haftalı 22 mi diyorsun? Çok. Evet. Mesela niye 21 değil 7 gün? 3 kere 7 kanka, 21. İşte o neden öyle? Şimdi sen bunu sordun bana. Şimdi bir pazarlık döner burada. En kötü ihtimal 20'ye bağlarız. Bağlayın bakalım. Bu adam da komisyonu şimdi ev sahibi değil ya kanka. Kendi komisyonundan kesiyor yani. He, komisyonunu da, komisyonun ha, evet, da var evet. Senin. Hem dolandırıyor hem komisyon mu alıyorsun dolandırıldığında? Ama zaten iş oraya dönmüyor. Ben kaporamı aldıktan sonra ne ev sahibini tanırım ne Nesrin'i tanırım. Kimseyi tanımam. Tamam, kaporanı bir almaya dene bakalım. Kapora muhabbeti dönsün Nesrin'cim. Siz şimdi 22 bine okey misiniz? Hayır okey değiliz 22 bine. Bizim maksimum bütçemiz 18 bin lira. 18 bin lira. Siz burada tatil yapamazsınız. İşte yapamıyormuşuz. Bize 18 bin liralık dolandıramaz mısın? Tamam bir yok, tane jacuzzi çıkartalım ya. Başka ev yok mu? Dur şimdi, başka oraya yok geleceğim. Mu daha küçük? Jacuzzi dediğin için böyle. İki odasında jacuzzi vardı böyle. Ama olmayanı var. Tamam olmasın. Tamam onu 18 bine bağlarım sizin. O da sizin için yani. Ne diyorsun Nesrin? Benim bir Samet'e sormam lazım. Samet'e sor. Peki. Ne dolandırıldık? Bak şu cümleyle ne dolandırıldık kanka? Ben de tek başıma dolandırılmak üzereyim Samet'le. Bu ayıp olur da bu yola beraber baş koyduk. Onaylıyor musun de? Banka uyuşmazlığı kesin zaten Samet'te yine vardır. Kesinlikle. Bende hepsi var ama. Kimseyle uyuşmazlık olmaz. Bende bütün bankalar var.
Tamam, i̇şte bak var ya Yusuf, senin gibi gerçekten işini böyle yapan, gerçekten işini özenle yapan, bütün bankalardan hesabını açtırarak yapan dolandırıcısı bile önemli, anladın mı? Yusuf kim lan? Yusuf mu dedim? Sefa oğlum. He Sefa'cığım. Yusuf da olurmuş aslında. Tipten baktığında Yusuf da olur. Niye olmasın? Sefa da olur, Yusuf da olur. Zaten Sefa değildir yüksek ihtimalle doğrusu da, neyse. Yusuf evet. Sefa. Sefa, Yusuf benim adamımmış. Gerçek adı Yusuf'muş. Pot kırmışım. Bir de anlaşılmasın. Burada bu şakayı yapıyormuş. Ananı sikip senaryoya bak. Neyse. Sefa'cığım gerçekten senin gibi işini böyle yapan, her bankayla çalışan insanlar, yani bari dolandırılıyoruz. Bu tarz insanlara dolandıralım. Nesin? En azından mesela Sefa'yla karşılaşmış olsaydık banka uyuşmazlığı çıkmayacaktı. Para Samet'ten çıkacaktı mesela. Böyle. Evet. Doğru söylüyorsun Çağrı. Aynen. Anladın mı hani? Dolandırıcının bile hayırlısı ya diyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum yani. Harbi söylüyorum yani. Ama bizim işi bir bağlayalım bak. Saat geçmeden, pavyonlar kapanmadan ben ineyim o tarafa. Bağlayın bakalım. Nesin? Kapora ne diyorsun Nesin? Bu 18 bin liralık. Ya. Aa, bir şey söyleyeceğim bu arada. Ciddi şey olarak söyleyeceğim. Evet. Ya, kapora istiyor muydun sen? Evet, kaporasız olmaz. Onu konuşmadık, tam da kaç istediğin önemli. Biz 18 bine okeysin değil mi sen? Okeyim ama ben o diğer evi istiyorum. 22 binlik evi 18'e istiyorum. 22 sen binlik illa dolandırılmak istiyorum. Böyle yaptıysan... Hayır sen var ya, senin bu yaptığın... Bak bu işi yapmayan adam bile aklına sokuyorsun şu anda, anladın mı? İşi, hani adam dolandırıcı olmasa bile... Anladın mı? Zorla diyor ki bana 22 binlik evi dolandır bana diyorsun. Normal 18 dersen belki verecekti adam. Öbüründe indirim istediğin için dolandırılıyorsun işte. Bilmiyorum da bu da doğru olabilir. Abla o kadar temiz yüzlü ki. 22 binlik evi 18 desem bugün 18'i gönderir gibi duruyor. Kapora falan değil, hepsini vereyim der gibi duruyor. Ne? O kadar oğlum, temiz yüzlüsün evet, ki abla. Kapora değil, ben bütün tatil parasını vereyim sen al git dermişsin gibi. Ya oğlum. Hayır öyle bir şey yok. Ya abi burada diyor. Zaten konuşması gereken kişi Samet. Benim alakam yok ya. Vallahi bunu anlatamadım ya. Bir de ya oğlum. Nesin? Sinirleniyor. Kaporaya bir konuşun bakayım kaporayı. Ya kaporayı ben ödemem. Kim ödüyorsa ödesin. Tamam 4000 ise 4000 abi. Samet öder. Yapacak bir şey yok. Ama banka uyuşmazlığı var Samet'te. Aynı bankada bile kabul etmiyor. Uyuşmazlık çok büyük. EFT yapsın gitsin. Samet nerede ya acaba bu olayla dönerken? Yok vardım yok. İşi varmış. Arazi mi? Samet de gitti. Beni tek bırakıyor burada. Evet kaporaya neye karar verdiniz? Kaporaya bir şey söylemedik yani. Kaç para? 2500 mü? 2500. İyiymiş. Evet. 2500. İnsaflı insaflı. Şimdi mantıklı geldi değil mi Nesrin? Şu an mantıklı geldi. Nesin gönderdi şu an. Şu an gönderiyorum. Tabağı kalmışsa zaten bulamazsın. Aynı eve çok müşterimiz var. Normalde bu saatlerde çalışmıyoruz yani. O zaman bir İBAN alalım. İBAN alalım o zaman senden. İBAN'ı nereden yollayayım size? İBAN'ı yerden yolla. Sen niye, sana niye atıyor oğlum? Nesin atsın direkt? Nesrine at Nesrine. Bende de uyuşmazlık para var. Para kalmadı, para kalmadı. Para kalmadı. Yok bende. Sizden biri alsın İBAN'ı. Sefa şimdi... şöyle yapalım. Sen İBAN'ı bana at. Ben arkadaşlardan toplayıp atayım sana. Tamamdır. Ben sana yolluyorum. Yani. Aynen o şekilde yapalım. Bu sefer öyle yapalım. Bir dahakine zaten hep senden kiralayacağız bu saatten sonra Sefa. Nuri Sefa sizin mahalleden falan mı? Akraba mı kaldı? Çok sınırlık bir sigma abi valla. Değil mi? Bana da öyle geldi yani. Sefa neyin güven veriyor biliyor musun? Neyim? Şu saçlarının yan tarafı normalde aşağı doğru olması gereken senin ısrarla yukarı doğru kaldırmışsın ya jöle yardımıyla. Nasıl değil mi? Aynen. Orada bir asimetri bir duruş oluşmuş kafanda. Evet. İşte o hareket bana güven verdi yani, anladın mı Sefa'cığım? Bakın bunları hep düşündüm zaten. Harbi söylüyorum bak, normalde orası aşağı olur. Anladın mı? Oraya böyle aşağı doğru tarasan. Amerika çıkmadan önce böyle dedim ki. Ha, bak ona normalde aşağı tarasan belki o saç hiç problem yaratmayacak. Hemen inecek yani evet, aşağıya. Ama onu yukarı kaldırmaya çalışmışsın ya. Dedim ki bu çocuğun içinde dedim var dedim ya. Bu aykırı bir insan dedim yani. Ve dedim bu dedim ve sevgin de var dedim ya. Öyle söyleyeyim sana. Başarılabilir bir insansın dedim yani. Alo. 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 Ne oldu lan? Abi canlı yayında dolandırılıyoruz. Ya kardeşim
Şimdi bak ben her şeyi çok iyi anladım da. Evet. Evet. Yani hatta biz bunu konuşmuştuk. Samet işte yer tuttum falan abi. Bunlar zaten yapmışlardı da. Nasıl Nesrin'den gitti onu anlamadım hala. Nesrin mi verdi bu parayı? Abi banka uyuşmazlığı diye bir şey var. Yeni dönem hastalığı. Sen bilmiyorsun galiba. Evli çiftler evlenmeden önce banka uyuşmazlığı testi yaptırıyorlar. Çocuklarında bir sıkıntı olmasın diye biliyor musun? Şimdi bir dakika. Bir deneme yapıyorum. Onu biliyorum. Ne denemesi yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Yapıyorum işte. Hesap yapıyorum. Sisteme girip Nesrin'in hesaplarını kontrol ediyorum da şu an. Hatta mı kalsın? Hatta kalsın o bir dakika. Ne yapıyor? Ben bir şey yapıyorum zannettim. Burada bir şey sayın. Nesrin o zaman sen şöyle yapalım. Kaporaya modeminin yanına geç ve açık olduğundan emin misin şu anda modeminin? Evet açık. Tamam oradan gönder parayı. Güvenlik gönderin için. Ya abi ya. Abi ya bu yani niye benim üstüme kaldı ya? Tamam tamam senin üstüne kalmasın. Onu birine atarız. Şimdi Sefa diyelim ki kaporaya gönderdik. Ondan sonraki süreci bizde nasıl yaşatırsın yani? Kapora geldi. Kapora'yı gönderdin. Beni zaten o saatten sonra bir daha bulamazsınız. Ben hemen burayı kapatırım. Çıkar giderim. Evet. Bunu bağlayalım kardeşim. Ooo. Timothy. Aman tanrım. Bugün aleyküm cümleten. Aleyküm selam. Makina. Bizi merak edenler vardı galiba. Görmek isteyenler vardı. Google gibi. Abi Google. Kamera yok. Telefondan bağlandım kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bu Google. Dolandırıcı mı? Bu da diğer dolandırıcı. Mücün abi ne uzun süre... Takım elbise niye yok? Tekstil sektöründe dolandırıcı o da. Kardeşim yani takım elbise de bu saatte de yani evde de. Başka bir zaman inşallah giyerim ama. Aa abi senin saçlar da üçgenmiş. Mücün abi. Vallahi bu kadar kanım ısınamazdı ya bir insana. Helal olsun abi. Saç çekiyor. Kafa, saç kafa uyuşmazlığı var normalde de Timcin abi de. Batuhan'la uyuştu. Kafa kopmuyor üçgen. İnanılmaz ya. Abi değişik bir kafam var ama. Bir kafanın fotoğrafını çekip atabilir misin? Bir incelemek istiyorum. Kardeşim çok kafa yapım var yani. O çıktı yani. Yani. Bir şey söyleme Timcin abi. Kilo almışsın anınız ha. Gibi vallahi... duruyor. Kameradan öyle duruyor. Biraz yani seninle en son görüştüğümüzden sonra aldım birazcık kardeşim. Çalışmıyoruz evde işte. Harbiden. Ama tarz olmuşsun. Sakallar falan tarz olmuş abi. Yani bir sakal bıraktık mecburen. Niye mecbur? Ne yapalım kardeşim çalışmıyoruz. Rahat rahat takılıyoruz işte. Tıraş evet. Mı? Her gün tıraş mı olur? Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi abi durum şu. Sefa Nesrin'den bir kapora daha aldı. Ve bir daha da Sefa'ya ulaşamıyoruz. Yo, şimdi şu an yaptığın için zaten kesin dolandırılırsın bu saatte. Derim ki. Sabah sözleşme için size ulaşacağım derim. Zaten o sabah kapora da yalan olur. Beni de bulamazsınız bir daha. Nasıl yani şu an attığı için? Ya gecenin bu saatinde kapora atarsanız bu saatte ne sözleşme yapabilirsiniz tatil için. Ne villanın kiralama ücretini ödediğinize dair bir belge bulabilirsiniz. O yüzden kesin dolandırılırsınız bu saatte. Ben kaç gibi gönderdiniz Nesli? Nesli kaç gibi gece olmuyor mu? Yok yok. Sabah 9-10 gibi gönderdim. Sabah olur. Bir şey diyeceğim. Adam sözleşme falan bir şey demedi mi Nes? Ya abicim ben konuşmadım. Samet. Hayır ya senin belki haberin vardır diye söylüyorum. Samet burada olsa mı sorarım? Hayır yok yok. Vallahi tamam, hiçbir Nesrin, şeyden sana şu anda bir şey söyleyeceğim Nesrin. Sana şu anda kimse dolandırıldın demiyor tamam mı Nesrin? Evet ya. Sakın kendini dolandırılmış gibi hissetme. Sen burada mı? Tamam Çağrı. Bak çok üzülürüm ben öyle hissedersen kendini anladın mı? Tamam tamam hissetmiyorum şu an. 4000 lirası gitmiş hala Samet diye. Samet de piyasada yok amına koyayım. Harbi de Samet nerede ya? Hani ya pezevenk tatile gitti abi. Abi yüksek Samet işin içinde abi. Biz öyle yani şey yaptık. Evet Samet işin içinde olabilir belki de. Sırın parası da iyi olabilir şu an yani. Ya, 2000'i ezmeye gitti 2000'i. Yeşilköy'de bir yerde rakı içerken yakalayabilirsiniz yani. 4000'lik rakı. Dansöz bir olay gerçekten. Tamam. Masada dansöz falan varmış. Sefa sana bir şey soracağım. Evet. Sizin bu bir şey yok mu? Kanal yok mu ya? Bunu bulamaz mıyız yani bunu? Nasıl WhatsApp grubu falan yok mu bu dolan ortak? Yo bizde şeyde olur. Biz Ankara'ya içi olduğumuz için Antalya'dakini bulamam. Peki sen günlük kiralık ev mi genellikle kiralıyorsun? Yani günlük kiralık. O da var.
O da var evet. Onlarda da yapıyor mu aynı dolandırıcılığı yoksa sadece hani yazlıkta yüksek paralarda mı yapıyorsun? Ya o evlere gelenin ya da saatlik gelenin zaten bıçak kemiğe dayanmış olur abi. Onlara dokunmuyoruz yani. Nasıl yani bıçak kemiği? Hani gitsin mi diyorsun artık? Gitsin, onlar işini görsün, halletsinler abi. Bize bulaşmasınlar da aman. Helal lan delikanlı adam. Dolandırıcı delikanlı. Maldivlerden selamünaleyküm. Maldivlerden selamünaleyküm diye girdi. Aleykümselam Samet. Maldivlere ama diyor ki bir iş için gittim diyor. Nesrin yanlış anlamasın diyor. Bir iş için gittim diyor Maldivlere. Ulan 4000 lirayla nasıl gittin lan Maldivlere? Vallahi helal olsun. Bu ipne de ayar yok işte, anladın mı? 4000 lira bulmuş Maldivlere gitmiş ama. Kamil'de ayar yok yani. Gitsene ama Kuşadası'na. O niye Discord'a gelmiyor ya? Bir sesli iletişim yapalım. Gel ya. Ne bileyim niye gelmiyor? Gelsene lan Samet. Bir sağ şey olsun. Soracağım Sefa'ya ben. Sağ ol gitti götürmüş. Maldivlere ama. Diyorsun ya. Ha konuş. Ama kayıt yok yani, elden götürmüş. Yok bir şey demiyorum ya. Küçük bir eleştiri. Tamam. Sefa diyor ya beni bulamaz bilmem ne diye. Senin attığın IBAN, sonuçta bankanın adını biliyorum. IBAN'ı biliyorum, adını soyadını biliyorum. E bankada seni veri tabanında her şeyin kayıtlı. Nasıl bulamam? Tamam, başkasının üzerine IBAN alıyor. Başkasının üzerine. Tamam da o parayı. Anne. Başkasının, hayır başkasının üstünden de sonuçta sahte kişilik üstünden alamayacağına göre bu da gerçek bir ve sen ondan parayı alacaksın yani. Bu işbirliği olmuş tamam. Olmuyor mu yani? İnsanlar... Evet. Yüksek bir miktar olmadığı için çok da şey olmuyor neyse. 4000 lira için yani. E peki ya, bir şey söyleyeceğim. Bu IBAN'ın gerçek sahibine sıkıntı olmuyor mu? IBAN'ın kendi sahibine. IBAN'ın gerçek sahibinin şey olması lazım abi. Kendinin masum olduğunu bir şekilde ispatlaması lazım yani. Kendisi değil normalde zaten şeyde hakim de bakıyor da. Aleyküm selam. Aa Samet geldi. Şimdi kafalardaki soru işaretlerini bu gece çözüyoruz arkadaşlar. Kafalardaki bütün soru işaretlerini ya. Bu yayında çözüyoruz. Samet hoş geldin. Ya Nesrin bir 4000 lira paran gitti. Ver yansın etti. Türkiye'yi birbirine kattı. Ama sen böyle yaparsan seni bir daha dolandırmam ha bak Nesrin. Ya Samet. La alan adam ölür zaten o paraya. O kadar beddua ettin adama ya. Samet şimdi bütün oklar Nesrin'in her sorduğumuzda okları sana yönlendirdi. Her sorduğumuzda okları sana yönlendirdi Samet. Ne dedi ortağım? Dedik ki böyle böyle dolandırma muhabbeti Samet yap dedi, yaptım. Samet banka uyuşmazlığı var dedi, gönderdim. Yok ten uyuşmazlığı var dedi, gönderdim. Yok anal sevmiyorum dedi. Bilmem ne dedi falan. Bir konu bir şey söyledi. Yani olay sen dolandırılmışsın. Öyle dedi Nesli. Ya kanka sen mi dolandırıldın, Nesli mi dolandırdı? Bunu bir netler misin bu yayında? Valla kanka bende dekontu var, Nesli göndermiş parayı. Ben gönderdim herkes, göndermiş ne demek ya? Sanki senden habersiz para yolladım Samet. Samet ortam çok ucuz bir villa var. Hemen abi kapı orasını. Kaç günlük kapı orayı istiyorsun? Kardeşim senden kapora almaya gerek yok. Ben sizi gelince daha büyük dolandıracağım. Yalnız var ya bu bizi dolandıramam. Doğrumuza kadar alacağım falan diyormuşum. Burada bu yayını bilen izler senin ve ananı avradını sikim orası. Bizi dolandıran bu yayını izlerse diyor ya bir de küfür ediyor amına koyayım. Ne yapayım ortam yazıyorum mesaj yazıyorum bir tık amına koyayım görüldü bile olmuyor. Kanka bir şey söyleyeceğim adamın kendi numarası değildir herhalde ha öylesine. Yoksa belki de şey de olabilir sizi dolandırdım nasıl olsa bunları unutur bir iki ay sonra belki telefonunu yine açar yani veya bir iki hafta sonra. Bayramdan dolayı yoğundur. Bak o da olabilir belki unutturur birazcık. Yok onu da düşünmeden. Kanka bak ben dedim ben o Nesrin 4000 lira havale yaptım dedi dolandırıldığımızı anladım ben zaten niye? Orada. Nasıl anladın ben yaptığımı nasıl anladın Samet? Direkt ben hissettim bir şeyler tamam oldu. Tamam da hissettin de sen bana bir gün ben bir sen dedikten bir gün sonra havale yaptım. Derdemez de yapmadım ki o bir gün içinde niye düşünmedin bunu? Or- çocuğuna bak ya ne de adam da sağlam dolandırıcı ha kanka. Ne yapmış ki? Biz ilk başta gönderecektik parayı. Ya dedi orası müsait değil dedi işte yarın haber vereyim size dedi. Bir şey yapıyor yani. Ananı sikiyim. Sefa yanlış anlamışsın değil mi? Bu tarz küfürler duyduğun zaman böbürleniyor musun sen sektördeki insanlar olarak? Hani kalite yani iyi iyiyiz anlamında. Çünkü ne kadar iyiyseniz küfürün boyutu o kadar artıyor ya sizin sektörde. Yani Samet az önce geldi burada binlerce insanın önünde o adama sövdü. Bir tık kıskandım o adamı yani. Harbi mi diyorsun? Sefa da kapora dolandırıcısıymış ortağım. Ankara gerçek işte mi bu arada? Ama bir dakika Sefa küfürü henüz hak etmedi. Lütfen.
En uzak yetmeniz yapar gibi. Kusura bakma Zepa'm. Ya çıldırdım, ananı sikim çıldırdım. Ya kanka, bu adama parayı ben atacaktım, tamam mı? Sen de banka uyuşmazlığı çıkmış kanka, yeni bir hastalık. Ben de banka uyuşmazlığı değil. Cuma günü mi ne yolluyor? Cumartesi falan da herhalde, hafta sonuna denk geliyordu. Bu 2021'de salgın mı? Banka uyuşmazlığı salgını var. O da kardeşim gelmiş. Ya orası bu çocuğu, dur bir dakika. Ben abi, dedim yani ben şimdi atacak aşağı inmem lazım. Bankaya gidip para yatıracağım, öyle atacağım adamın hesabını, öyle göndereceğim dedi. Nesin de benim hesabımda var dedi, ben atayım dedi. İyi dedim, at sen at yani, ne fark eder. İyi yapmışım abi, orada. Benim onu deme nedenim, adamın bankası X bankasıydı, senin bankan Y bankasıydı. Zaten para iletilmeyecekti adama, bayram geliyordu çünkü. O yüzden dedim ben. Yoksa aşağıya yerine bayramdan sonra dolandırılıverseniz nezinden çıkıyor. Yani, ben kendim istedim dolandırılmayı, ben ne yapayım? Ya, bu kadar acele dolandırılmanızın bir acelesi var mıydı yani? Ya hayır ya. Hayır, acele dolandırıldık. Orospu çocuğu öyle resimler koymuş gibi de, aha dedik bedavaya bulduk billahi. Ya o kadar da ucuz değildi abi. 2100 de pahalı yani. Tartışılan şeye bak. Araya bayram geliyor diyor. Adam tabii haklısın. Neyse, adam da bayramını kutlamasın mı? Bayram açtı. Bizden sonra bir gün yine olta attı adam herhalde. Ertesi gün aradığımızda açıyordu. Abi bayram işte çok arıyorlar falan diye kaldırdık ilan dedi. Oğlum bilmiyorum, adam şu an sizin paranızla tatil yapmıyorsa ben başka bir şey bilmiyorum. Yusuf. Yusuf diyorum ya adama. Sefa. Aynen. Şimdi bu adam şey yapmış ya. Yok dur bakalım henüz atma mı dedi. Ne dedi Samet? Orada çok büyük ikna edici bir yöntem var orada. Aynen kanka, biz istediğimiz daire, adama dedik bu daire işte şey, daire ne, villa amına huy. Müsait mi falan diye adama sorduk. Ya işte dedi, orası dedi şu an müsait değil dedi. Başka biri var dedi orayı iste. Yani başkasını dolandıracaktı. Amını sikiyim, adam gitti bizi dolandırdı. Bak onlar vazgeçti herkesi. Onlar salak mısın vazgeçmiş oğlum? Kapora atmaktan. Ulan ikinizi de dolandırır adam. Gerizekalı mı amına koyayım? Öyle bir yani şey söylüyor. Sanki ortada ev var amına koyayım da bunlar yani. Bunlar var ya Avel ya, bu hala ne diyor amına koyayım? Bana hala ne diyor kanka ya? Sefa durumu bir anlatsana Sefa, böyle bir dolandırıcı. Bak beni orada ikna etti kanka. Hani dedi ki ya şu an dedi müsait değil. Bunu yarın dedi size dönüş yaparım dedi. Biz de ah dedik, kaçırdık ama bunu. Biz şu an müsait değil derken sizin dediğiniz tarihler arası mı müsait değil? Hayır hayır, başkası kiralayacak. Kaporayı daha önce göndermedi dedi orası. Ondan dedi 2 saatte haber gelir dedi. O zaman şey yaparız dedi. Yani olmazsa dedi size yazarım orayı dedi. O aynı villa üzerinden sizin gibi 10 kişiyi daha dolandırmışlar mı? Bir de diyor ya. Peki Samet, yazarım kelimesinden şüphelenmedin mi hiç ya? Adam bize yazmadı ki. Biz adamı aradık. Adam dedi yazmadı ki. Yazmadı ki, adam bize hiç adam aramadı. Adam dedi ki 3 saat sonra. Bak ben anlatayım. Adam dedi ki 3 saat sonra dedi, o tutacak olan kişilerin kapora yollayıp yollamayacağı belli olacak dedi. Beni 3 saat sonra arayın dedi, tamam mı? Biz de 3 saat sonra aramadık, unuttuk. Ertesi gün oldu, adam bizi aramadı hiç. Biz de ertesi gün aradık bir de adamı. Unutmuştuk, ben hatırlattım sana. Nesrin hatta. Jurox ne demiş bak, çağır Nesrin'e söyle, ben güzel bir villa buldum. Ağustos sonuna sizi ayarlayabilirim. Mersin TC'de 2 tane jacuzzi ile bir bowling salonu, bir masa tenisi, bir bilardo salonu, kapor olarak 30 sap kafi. O da Samet ortağımın hatırına demiş. Ben biliyorum, gittim ben oraya TC'ye. Gittin mi? Olur. Evet, o en güzel villa o Tece'nin. Tece'nin en güzel villası mı? Kendisine söz ettiren bir yer mi orası? Evet, olur, herkes parmağıyla gösterir. Amcamı siktirelim kendimizi. Samet atar 30 sap. 30 sap atar, ne olacak ki Samet ya? Atarız işte atar. Yani. Ama Samet'te şey var. Kartta problem var. Kart uyuşmazlığı yaşıyor Twitch'te. sen gönder onu. Uyuşmazlık var, uyuşmazlık. Yoksa biliyorsun Samet hemen atar. Hayır. Hala neye gülüyorum biliyor musun Çağrı? Samet şey diyor ya. De az kalsın onları dolandırılacakmış, Allah kahretsin bize denk geldi diyor ya. Sanki evi. Sanki onları dolandırmadı yani. Sen hala adamın RP'sini yemiş ya, ben de ona koptum işte. Samet ya bir şey diyeceğim, bu adam sözleşme falan bir şey de... Allah nasıl koptu? Samet var ya, yemin cennetlik bir adam aslında ya. Sözleşmesi Batuhan ya, söz senet bizde amına koyayım. öyle dedin değil mi adama? İyi senet olmuş işte. Adamı benim anlayamadım. Sözleşmeyi zaten nasıl yapacaktınız ki sözleşmeyi yani? Evet, oradan nasıl yapacağız? Gidince yapılacaktı işte. Onu anlatayım size.
Anladım. Ben bir 20 gün önce Bodrum'daydım. Aynı şekilde gittim. Adam WhatsApp'tan sözleşmeyi yolluyor. Ben burada çıkartıp imzalayıp tekrar ona yolluyorum. Bu sözleşmenin bir geçerliliği var mı ki yani? Var tabii. Üstünde dolandırıcı var. Sözleşme yollasan olacak abi. Bir kağıt ya sonuçta. Ya ama benim elimde de var, onun elinde de var. Tamam. Eğer şimdi elimizde sözleşmemiz olsaydı bunu çözebilir miydik? Avukat Bey'e sesleniyorum şu anda. Bir şey çözerdik. Yani muhakkak çözerdik. Gerçek şu kimliğini an... verseydi çözülme ihtimali yüksekti. Ya şu en kötü zaten onun İyi bir de imzasını baba, bir... Sözleşmede bir şey söyleyeceğim. Gerçek kimliğini verseydi diyorsun da adam dolandıracağım onu. Verir mi gerçek kimliğini ya? Tamam işte zaten dolandırıcılar genelde sözleşme vermiyor. Özellikle bu kapora işinde. Adam sahibindenden selam diyor, arsa ediyor. Kimliğiyle verir, sözleşme hazırlar bir tane. Ne olacak ki? Cüret tamam, başkasının... Sefa Bey dolandırıcı. Ya şöyle düşün. Samet abi, şu açıdan bak, şimdi sahte bir kimlik olsa bile onun sahte kimlik olduğunu tespit edersin, onun peşine düşebilirsin. Siz direkt hani tövbe bismillah direkt girmişsiniz yani, direkt hesabı atmışsınız. Oğlum ne fark ediyor ya, öyle de düşsen adamların peşine böyle düşemiyor mu? Adamın adı var, deli, imanı var. Deli. Ferdi Gop, Gürtan Macit, ananızı sikeyim sizin. Ne oldu lan, ne oldu anlamadım. Niye küfür etti? Oğlum ne yapıyor? Allah'tan tam duyulmadı ya. Sen Samet, ne yapıyorsun? Abi adama İBAN attığınız açıklama kısmını ne var. Ne dedi anlamadım. Oğlum isim soy isim söyledi. Soy isim sövdü. Bir sövsün ya. İyi yaptın Samet ya. Dur yoksa diyor ki Sefa Bey ne işle meşgul dedim. Kapora dolandırıcısı ama. Hani bir şey söyleyeceğim, yayına hani anlattan çocuk bizi tanıyor, anladın mı? Yani hiç tanımayan birisi gelse mesela bu ortamı nasıl anlatabileceğim, nasıl ne diyeceğiz yani, anladın mı, eşe dosta, onu da bilmiyorum yani. Siz ne yapıyordunuz ki burada, canlandırıyor muydunuz olanı? Kanka işte, avukatımızı Karabela... bulduk. Avukat. Sefa geldi, kapora dolandırıcısıymış. Bize bir tane dolandırılan lazımdı, Nesrin'e de o yüzden kamera açtırttı. Sefa şimdi bu adamları biz bulamaz mıyız? Ya o adamı... Keşke deseydin ki bana bak o parayı atarken Adana yazıyor deseydin yani, anladın mı? Adana mı yapıyordu bir de? Aa, yeni bir bilgi geldi hepimize. Adana mı? Adana mı? Sen de bakmadın mı? Nesrin fark etmez. Abi bir şey söyleyeceğim. Adana yazsın. Bir dakika, Adana Antalya'da mı yaşamak zorunda? Adana yine benim güvenimi %80 kırardı Adana amına koyayım. Artı bir. Adana, Mersin korkacaksın ya, burada. Ya bunu şimdi söyle, çok iyi yaptın şu an bu ortamda, tamam mı? Devam et. Aferin sana. Ama... O kadar gündür senle konuşuyoruz, bana niye söylemiyorsun? Bir de böyle yapıyor. Gönderdiğin dekontta yazıyor ya Adana diye. Ya tamam da niye şimdi Allah'ım ölüyorum galiba John'da. Ne olacağım ya? Bir şey söyleyeceğim, siz kaçtan mı tutuyordunuz evi Nesrin? Kaç mıydı? Antalya ya, kaç kanka? Abi, Adana kaç mı? Ya... Gülmenizi bekliyorum, söylemek için. Lan bir şey söyleyeyim. Lan kaç kanka bizden ne yapmış ya? Bir dakika şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hiç haberimiz yok bak bu olaydan mesela. Adana yazıyormuş kanka. Bak bunu da anlatmadın Nesrin, bak ayıp ettin ha. Bu donaya verilir yani çünkü. Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Biz zaten sahibinden de sağ üstte yer isimleri yazar ya hep. Sahibinden de? Ev bakanlar. Hayır. Sahibinden de isim yazmıyordu. Ali Veli diye isim yazmıyordu. Zaten firma ismi yazıyordu, tamam mı? Firma ismini söyle Samet, onu da söyle. Her şeyi söyledin zaten, hatırlıyor musun? Benim atakam. Oğlum sizin bak ne hocam, hayallerinizle oynamış adamlarım. İnternette yok villa sepeti, odur budur, bir dünya villa sayfası var, hepsinde sahibinden bir dakika, de bir dakika. Oluyor. Bir dakika, bir dakika, yerin adı neydi villada kalma? Villada kalmıyormuş. Ananı sikip kopuyor. Orası çocuğu gece kondu mu koysun? Villada kal yapmış adam. Bu ne oğlum? Enayi abi gibi amına koyayım. Ya abi. Villada kalmıyormuş canım. Açıklamayı da şey yazmışlar değil mi? Bize güven, villada kalacaksın.
En kolay nasıl dolandırırım? Buraya ben villada kal yazayım, denayiler yazsın ya, diye bırakıyorum. Şimdi bakma, bir şey söyleyebilir miyim? Ya ne üzüldüm biliyor musun? Bu bak, bu arkadaşlarım Musa abi Zübyan'ların hayalleriyle oynamışlar. Villada kalmak uğruna, anladın mı? Tıklanılmış o ilana. Ya çok üzüldüm ya. Metesin söyle. Canım Batuhan yandı ya. Batuhan bizimle beraber hiç ev bakmadığı için bilmiyor. Zaten villa sitelerinin hepsinin adı öyle Batuhan. Oy. Villa sepetim. Ya, o bu bir dünya, böyle isim var. Batuhan konuşmasın zaten kanka. Sana ne amına koyayım. Hepsinin ismi öyle olduğu için garip gelmiyor Batuhan. Ama şu an komik oldu, tamam. Neyse işte. Orası direkt firma adı yazdığı için Adana olabilir. Ne var bunda? İlla Kaş'ta yaşayan biri, bak. Evini kiralayan biri olsa Kaş'ta yaşaması gerekiyor ama adamın 20 tane planı var, anladın mı yani? Adam zaten oranın, yani hani bir ev. Ama adam ne ki, onun şirket diye. Ama villada kal şirketi. Tamam. Evet, villaları işte. Var. Ha. Hani villada kal şirketinden siz oradan tuttunuz villanızı. Evet. Enes'in başka ilanları yok mu onun? Hepsini kaldırmışlar mı komple? Kaldırmışlar. Villada kal sektörden mi çekildi acaba? Evet, çekildi. Böyle köklü bir marka nasıl çekildi ya? Onu anlayamadım. Peki şey yazmıyor mu diyor? 7. yıl falan sahibinin de. Yani direkt hiç bakmadınız ne zaman kurulmuş burası? Neyse, işin özü dolandırıldık orada. Avukat Batuhan'cığım, nerede yaşıyorsun sen? Efendim? Nerede yaşıyorsun acaba? Ankara'da. Aha. Dolandırıcıda Ankara'da. Sefa yakalandı, Sefa yakalandı. Sefa, sen şimdi günlük kiralık ev mi şey yapıyorsun? Var var, öyle bir işimiz var. Başıma gelen bir anıyı anlatabilir miyim çok kısa bir tabii şekilde? Tabii ki, tabii ki. Biz lisedeydik. Şimdi lisede de ben yurtta kalıyordum Ankara'da, aileden uzakta yaşamak için. Hafta sonu da işte arkadaşlarla öyle 5-6 erkek toplanıp sürekli ev falan kiralıyorduk, eğleniyorduk falan içeride. Adamla bir gün çok yakın arkadaş olduk zamanla işte. Bazen haftada 2 kere falan gidiyorduk. Sonra bir gün şey oldu abi. Gece bir anda böyle bir 3.5-4 sıraları bir gümbürtü koptu. Çok merkezi bir yerdeydi. Dış kapıyı kırdılar abi. Fuhuş baskını yedik. Fuhuş baskını yedik. Girdiler içeri. Girdiler içeri. Biz hiçbir şey anlatamadık abi. Bir girdiler içeri. 6 tane erkek. O gün biraz benim için çok zorlu geçmişti. Nasıl ya, anlamadım. Siz orada ne yaptınız? 6 erkek villa ev tuttunuz. Aynen abi. Sonrasında akşamına fuhuş baskını yaptılar abi. Meğersem üst kat alt kat yanlar biraz şeymiş. Sonra adamı da içeri attılar abi. 15 yıl dedi. Ya şeye güldüm ben de. Ekstra kopuş yaşadım orada. Chatte bir tane öneri gelmiyor, öyle arasınlar diye. Villa, villada uyu diye. Ona da bir bakın demişler. Ona koptum amına koyayım bir yandan da. Villada uyum arkasının nesin bak, ama burası gerçekten güvenilir yani. Burada en azından uyumayı garanti ediyor yani, öyle söyleyeyim sana. Oğlum şey diyor, villanda kal diye bir ilan varmış Samet. O villanda kal ya, ona bakmıştım. Bizimki villada mı? Sizinki villada kal. Bizimki villada kal. Ama evet. Villadayız var, villadayız. Aa buldum ben, villada kal. Hashtag villada kal var. Nerede? Nerede buldun Batuhan? Sahibinden de. Aa bak, VIP'ye atıyorum. At. Antalya serik yapmışlar bu sefer full. Ne biliyorum değil, bu olmadığını. Adamın adı. Ya bizim adam bu değil. Ya oğlum villada kal ismini kullanmıştır. Bizim adam bu adam değil. Telefon numarası adı yazıyor ya. Kanka bir şey söyleyeyim. Bir daha aynı şeylerle mi dolandıracak desin? Hayır. Ya bu zaten bu dolandırıcı kısmında... değil. Bu gerçektir belki. İsim kısmında yazan yer marka oluyor yani. Villada kal markası tarafından siz o zaman dolandırıldınız. Yani şirket gibi dolandırdılar sizi o zaman. Aha, firma villada kal. Sahibinde ne, direkt öyle firma ismi gibi yazabiliyor musun ya? Yazılıyor. O zaman geçmiş olsun. Farklı mesela Sefa'cığım, şimdi sana sormak istiyorum. Bir numarayı açık at mı alıyorsunuz mesela, nasıl yapıyorsunuz? Kaporayı bir tane dolandırdım mesela. Bir numaradan kaç dolandırma işlemi yaptıktan sonra numarayı çöpe atarsın? Ya büyük bir iş yapmadığımız sürece çok atmıyorum. Ne yapıyorsun yani? Orada bekletiyor mu? Sen ulaşmıyorlar mı sonra? Ya şimdi Ankara'da olduğumuz için bildiğiniz üzere Tofaş'tır, odur budur daha çok rağbet gören arabalarda. Evet. Ya mesela bir Tofaş'ın kaporası en fazla 200 lira olur. He. 200 lira için de hat değiştirmeye ne gerek var?
Arayınca açmıyorum. Açarsam söylüyorum, geri kapatıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Büyük bir iş dediğin mesela büyük işler ne kadar? Ya mesela az önce de söylediğim gibi lüks araba işleri olduğu zaman gerçekten büyük işler oluyor. Mesela kaç para, bant kaç paradan başlıyor? Ya 10-15'ten başlar. 10-15 dediğin mi büyük iş mi senin nezdinde? Ya artık değil, önceden öyleydi. Artık değil, iş büyüttük diyorsun yani işleri. Yani. Ya benim bir arabayı 5 ayrı insana sattığım bile oldu. Bir arabayı 5 ayrı insana sattığın oldu. Evet. Onları çok söylemesek mi buradan? Ben bir şey sorabilir miyim? Ne söyleyeceğim, bu real mi? Sordun oraya, özür dilerim. Bu real mi? Yok estağfurullah, real sorun değil tabii ki. Sefacığım bu araba. Evet. İBAN işini nasıl yapıyorsunuz? Ya dediğim gibi şimdi Tofaş olduğu zaman İBAN işine de çok dikkat etmiyoruz ama bir para 40 kişinin elinden geçtikten sonra biraz zor oluyor artık. 40 kişiyi alıyor, sorguluyor, kim doğru diyor, kim yanlış diyor. İBAN işin nasıl, ne yapacaklar? Gidecekler, hasta birini bulacaklar, onunla anlaşacaklar, onu attıracaklar. Ya hiç hasta gerek adam, yok ya öyle. Hasta adam hapse de giremez baba, tertemiz. Bunlar öyle dolandırıyor. Sefa şu arkada ayak görüyorum, onlar kimin ayağı? Bu benim kardeşim uyuyor. Ha, orada kardeşim mi uyuyor? Evet. Anladım. Seni indirmesinler bu yayından sonra Sefa. Yok bir şey olmaz ya, bana bir şey olmaz. Ha, rahattın mı diyorsun? Aynen. Hiç Sefa sıkıntı. Nerede oturuyorsun Ankara'da? Kanka onu ben sana sonra söyleyeyim. Tamam. Sonra onu da söylemeyeyim. Tamam. Yani ayrısı olsun ya. Ne diyelim? İnşallah. Her şey evet. Ya hiçbir şey yapacak bir şey yok. Nesin, Samet peki yani bu 4000 lirayı nasıl... Nesrine mi yükleyeceksiniz? Nasıl yapacağız? Sana da ulaşamam çünkü kız birazcık panik halindeydi. Yok yok, onu paylaşırız. Evet, sağlık olsun ama yani. Avukat Bey peki hiçbir şey yapamaz mıyız yani şu anda? Avukat ya burada ne yapılabilir? Dediğim gibi IP belki, yani bankayla görüşmek lazım. Aslında şey olsa da bak iyi olabilirdi. Hani sen o 4000 havaleyi yapar yapmaz bankayı arayıp mesela Samet abi direkt sana deseydi böyle böyle çok şikillendim, hemen bankayı arayıp o işlemi de bir süre içerisinde iptal edebilirdim belki. Ama sen onu da kaçırmışsın. Hani 40 kişi üzerinden de dolanıyorsa yani sen yine de bir bankanı ara, bir konuş. Yapabilecekleri bir şey varsa yapsınlar. Mahkemeye de versen diyorum kesin Ferdi bu. Direkt. O adamlar şey yani hasta hasta adamlar, anladın mı? Adam telefonunu açmıyordu ya, direkt aradım zaten, yapamayız bir şey, emniyete gidip bilmem ne falan filan dedi. Ya suç duyurusunda bulunman aynen lazım, onu yapman lazım, bunu yapman lazım. Sefa'nın yanında da konuştunuz bir şey söyleyeceğim. Sefa'nın yanında da çok konuşmayın, o da öğreniyor bir yandan. Çok da anlatmayın Sefa'nın yanında. Bence de doğru. İbni açıklarını kapatıyor bir yandan çünkü. Yani ben de ya ama bu işler işte böyle dönüyor. Az önce de konuştunuz, sağlık olsun dedi. 4300 lira gitti. Suç duyurusuydu, oydu buydu, uğraşmak istemediniz. Yalan. Yo, ben uğraşmak isterim. Ama işte senin gibi birine denk gelirsek sıkıntı. Ama uğraş yani. Tabii işin Nesrin gibi ama gitsin. Sert bir kayaya çarparsan Nesrin gibi. Param param. Nesrin gibi sert bir kayaya bir gün çarparsan akıllanırsın sen. Efendim iyi geceler, kolay gelsin. Merhabalar. İyi geceler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben burada Sefa Bey için geldim. Tabii ki. Evet. Sorularınız Sefa varsa. Sefa Bey, ben bu tür bir işe girmek için kaç TL masrafla girmem lazım yani? Hiç masrafa gerek yok bu iş için. Bedava girebiliyor muyum yani? Sen şimdi ne yapmak istiyorsun? Kemal'i dolandırmak istiyorum. Kemal'i. Bu sıralar bir şey satın alacak mı Kemal Bey? Bir şey olur. Ya abi, elbet ben bir tane bir şey aldırırım ona her türlü yani. Onu aldıracağın zaman sen zaten arkadaşısın onun. Diyeceksin ki adam şu kadar kapora istiyor. Yollayacak. Sen de diyeceksin adama yolladım falan filan. O ara bir dümenini tutarsın. Peki bu yaptığımız şeyi Samet kendi yapmış olabilir mi? Ben onu hem söyledim zaten. Villacı Samet'in tanıdığıymış dediler. Ben o ara söyledim. Ortam 4000 liraya sikseler yapmam, öyle bir zahmete girmem. 2 tane numara al, 2 tane adam bul, konuştur. Et. Bana da mantıksız geldi. Çünkü Nesrin'e zaten 4000 lira gönderdesi Samet'e gönderir yani Nesrin. Bir avukat daha geldi. Bir avukat daha geldi hemen. Jägermeister. Kim geldi? İyi akşamlar herkese. Jäger hoş geldin.
Hoş bulduk. Hoş geldin. Çağrı çok yok etik mu değil aslında bunları emniyetten, konuşmak. Emniyetten biri yok mu? Bir o eksik o da kamera. Emniyetten varsa da bağlayalım Nuri. Emniyetten varsa da. Bizde trafik var. Böyle bir polis yeleği olan bir emniyet trafik görüntü. Trafik var elimizde kanka. Trafik var. Trafik var yani. O zaman. Benim Tomacı kuzenim var istiyorsan onu çağırırım olsun. Yager dolandırıcılık şubeden bir amir. Yager bir şey söylüyordu bir dakika. Çok da şey değil diyordu hani sıkıntılı diyordu. Abi aslında bu kadar etik değil hukuki danışmanlık bir nevi de ben şöyle basit özetleyeyim. Nesin canını sıkmasına gerek yok. O parayı kat pe kat alır. Hatta faiziyle alır. Yayıncı kendisi. Sadece yok onunla alakalı değil. Sadece usulü işlemler var. Onları bir avukat desteğiyle birlikte yaparsa hem cezai soruşturma hem hukuki... Alır derken donetlerle falan toparlar anlamında mı alır? Nasıl yani alır? Donetlerle. Ya Çağrı yarın elbet biri üzülme Nesin. Al şu 4000 TL'yi bir donet neden atmasın ki yani anladın mı? Atabilir işte onu diyorum. Bak kuazıma bir şey oldu. Yani bir donate para bakıyor yani sonuç olarak. Jager kimden alacak parayı Nesrin? Kimden alacak Nesrin? Çünkü kim dolandırırsa ondan. Para kalıyorsun. Benim aklımda zaten Nesrin. Büyük bir iş yaparsam ilk önce ona yollayacağım. Teşekkür ederim Sefa. Mesela Sefa seninle yollarımız nasıl kesti yani? Bu yayını nasıl izliyordun mesela anladın mı? Günün üzerine dolan. Oturdum akşam canım sıkıldı izliyordum bir dolandırıcılık mevzusu geçince kopamadım ya. Bir şey söyleyeceğim sen Avukat bizi bugün mü takip ettin daha yeni mi takipçi misin? Yo ben bayağıdır takip ediyorum. Ha bugün öylesine bir bakayım dedin yayında ne oluyor diye. Aynen. Çağrı inanma lan ne dedi inanmamak Çağrı. Ne? İnanma oğlum bugün takip etti kesin bak seni de dolandırır ha. Güven kapı. Uzun vadeli bir güven aşılıyor şu an. Hayır Pesevek'te de öyle bir anlam, öyle bir sıfat var ki öyle bir cümle kurmaya kabiliyeti var. Kanka ki... Sefa RP yapıyorsa beni siksinler bu arada. Gerçekten diyorum. Harbiden ikna ediyor ya. Sefa RP değil mi ama bunların hepsi? Tabii RP canım. Bak bak. Ama emniyet işleri. Aslında Sefa dolandırmış değil mi? Oğlum RP arkadaşlar bunlar yani bence yani en azından inşallah öyle. Tabii ki de RP. Allah'ım inşallah. Abicim ya esas dolandırıcı avukat diyorlar. Ara be. Bak Türk halkı yine Sefa'ya güvendi amına koyayım avukata güvendi. Ya biz millet olarak samimiyeti seven insanlarız anladın mı yani? Baba şu gömleğe kim güvenmez Allah aşkına şu gömleğe ya. Vallahi çok ilginç. Yager parayı alırsınız diyordu ortam ya. Ha onu anlatsın o zaman. Yager anlatsın o zaman. Evet onu anlatsın. Abi şimdi Streamlabs'ten bir tane donate bar oluşturuyor ilk önce. Ha. O şekilde diyorsun. Yok şaka maka bir yani. Gerçekten savcılığa gittikten sonra soruşturma açılır. Ama savcıya bırakmasın tamamen işi. Güzel bir dilekçe yazması lazım bir avukat eşliğinde. Çünkü savcılar yönlendirilmeye biraz gerekiyor. Öyle diyeyim. Yani müzekkere yazılacak bankaya, IBAN bilgilerinden soruşturma başlatılacak. Banka o IBAN'ı kim açmış biliyorsun zaten nüfus kimliği olmadan. IBAN açılmıyor, banka tamam. Hesabı açılmıyor. O adam bu şekilde olacak. Aynen o adam alınacak, sorguya alınır büyük ihtimal yakalama fark kararı çıkar. Adam yatalak şeker hastası. Hiç fark etmez. Ne yapacaksın oğlum içeri atamazsın o adamı. Adamın kastı yoksa ne yapacaksın ki? Hasta aranması ilişkilerde. Oğlum nasıl ya? Adamın IBAN'ı amına koyayım. Ne demek şeker hastası olsan olur. Bana ne şeker hastası yani... olur. Kanka şebeke böyle çalışıyor. Ben biliyorum bunları amına koyayım. Adam yani şöyle yani. Ya Samet madem sen biliyorsun bu adamları neden dolandırıldınız amına koyayım? Ne kadar çok dolandırıcı çıktı amına koyayım yerinde. Daha önce böyle kiraladım ben dedi. Önden kapora göndererek dedi. Nesrin evet, mi dedi bunu? Ben kiraladım. Ben çok kiraladım. Ne bileyim. Yoruks parayı niye Samet abi yollamadı sanıyorsun sen? Oğlum benim yani hala kafamda oturmayan taşlar var bak. 40 kişi üzerinden falan Sefa'nın dediği gibi 40 kişi üzerinden dönüyor IBAN.
Şimdi IBAN adamın üzerine olabilir. Ama sonuçta bir para gelirken adamın benim hesabıma para geliyor deyip de bir şey yapmasına gerek yok. Bir onayına gerek yok. Ama oradaki parayı harcarsa bu sefer hırsızlık tartışılabilir dolandırıcılıktan ziyade. Çünkü adamın kastı yok. Yargıtay kararları da var. Hesaba havadan düşen, yanlış geçen IBAN'larda gelen paralar harcayan insanların hırsızlıktan hüküm giydiğini söyleyen Yargıtay kararları da var. Vallahi ben harcarım. Ya harcarsan işte sıkıntı yani. Sefa Bey. Hiçbir şekilde hukuki tavsiye değil zaten yani, ben avukatım, ne bir şeyim burada. RP yapıyoruz, şey yapıyoruz. Ben bildiklerimi, sadece kitapta gördüklerimi söylüyorum. Herhangi bir şekilde profesyonel arkadaşlar, bir destek zaten yapmıyorum. Konuşan avukat yani. Arkadaşımız Jurox değil, gözünüzü seveyim bak. Jurox'ta ses kayması, gülüyor ama ekranda sigara içiyor. Abi harbiden, harbiden, bir de ben sigara da içmiyorum. Sefa Bey. Efendim? Ben size şeyi sormak istiyorum. Şimdi mesela Samet ortağım dedi ya, bunlar, ben bunları biliyorum. Çoğul konuştu mesela orada. Bu tür işlere girmek için kendini aklamak üzere girdiğinde birden fazla arkadaşın mı oluyor, yoksa öne attığın birkaç kişi mi oluyor? Ya şimdi büyük paralar olduğu baba da... amına koyayım, adam her şeyi biliyor oğlum. Bu nasıl bir şey amına koyayım? Dinliyorum. Paralar... Burada mesela 10 kişiyiz. Büyük para olduğu zaman sırayla IBAN'larda döner para. Bir süre sonra da zaten takip etmeyi ya insanlar istemez ya da bununla uğraşılmaz duruma geliyor. İşin sonunda o para yine bana geliyor. Ben mesela hepinize 200 lira para vereceğim desem, şu parayı şu IBAN'a yollayın desem. Siksen güvenle amına koyayım. Ya bana değil mesela. Diyelim ki Çağrı dedi sana bunu. Çağrı'ya verilir ya, Çağrı'ya. Ben ne diyeceğim? Bu parayı buraya gönderin, sana da 200 lirası senin mi olsun diyeceğim. Aynen öyle. Aynen öyle. Ulan ayıktırmasana, Nuri'ye göndertiyordum amına koyayım. Aha, villada kal 3 TL göndermiş. Hayallerinizi inşa ediyoruz. Sizler de villada kalmak istiyorsanız bize ulaşın. Çağrı Bey, size de sponsor olmak isteriz. Bu bağışa da Nesin Hanım'a ulaştırsanız seviniriz. Villada kal ailesi. Oğlum Nesin üzülmüş ama lan Çağrı. Vallahi bak. Aga be. Ya Samet sen niye atmadın oğlum parayı? Ya. Ne fark eder ha, ben atmışım. Onda banka uyuşmazlığı var. Para uyuşmaz. Ne fark eder oğlum? 4000 lira para mı ya? Ne fark eder ya? Allah Allah. Ben eminim. Ben eminim bu parayı Samet atsaydı Nesin şu an kendi dolandırılmış gibi hissediyor. Grup dolandırılmış gibi hissetmiyor. Ben Sefa Bey, buyurun siz anlatın. Ben, siz daha iyi bilirsiniz. Yok yok. Bu parayı, bu parayı Samet Bey atsaydı, size yemin ediyorum Nesin yine üzülürdü, arkadaşım dolandırıldı diye. Ama bu para Nesin hanımın hesabından çıktığı için ben %100 eminim ki çok daha fazla koydu. Buyurun Sefa Bey, sizdeyiz. Ya ben dediğim gibi işte büyük miktarlar olduğu zaman takibi zorlaşması için IBAN'lar arası döner para. Aynen öyle. Peki aynen Airbnb'den öyle. Niye tutmadınız evi? Oradan dolandırılan bir ürün yerleştirme olmasın da. Oradan dolandırılmıyor ki oradan. Orada uygun vakitlerde istediğimiz tarz ev bulamamıştık. Ben baktım Airbnb'ye de. Airbnb'ye de sövüldü bu yayın. Güzel. Elon Musk'a bir şey desen sana. Bir sponsor daha gitti. Geçmiş olsun. Koptum ya. Hayallerinizi inşa ediyorsunuz. Peki hangi bütçe attı bu donate ya? Hangi bütçe attı? Ağustos sonundaki tatildeki bütçe düştü mü şu an? E tabi. Ben yine gideceğim baba tatile. Antalya'dayım. Gerçekten mi? Aynen. Tabi ne yapacaktı ya? Samet abinin bir yerden beklediği bir 4200 TL varmış. Onu alsın, öyle gidecek. Allah tarafından onda banka uyuşmazlığı çıktı. Erken teşhisden dolayı ona bir şey olmadı ki. Ortağım erken teşhisle olaydan sıyrıldı ama. Ama şey değil mi Çağrı, hani belki %50 dolandırmaz, atsın bakalım ne olacak. Tabii tabii. Ama bu ipne de banka uyuşmazlığının belirtileri vardı zaten. WhatsApp grubunda bana aradım. Ya yoruldum ananı sikeyim oğlum ya. Açacağım şimdi arkaya gidip açacağım yemin ediyorum. Bir
midem yandı ya, yemin ederim. Samet bir şey diyeceğim. Adam şimdi yarın aradı kanka. Dedi ki işler tamam. Son bir sözleşme kaldı. Sözleşmeye kadar bir 2000 daha istedi senden. Sözleşme bedeli 1000 lira istedi Nesin. Yollar evet. mısın? Bak yollar o telefonu mısın? Bir kere açtık kanka. Bir kere ana avratlar onu söyleyeyim. Ondan sonra mahkemeye dağıtlayacağız. Bir dakika. S adamı Ferdi Bey. 3 TL göndermiş. Öncelikle Samet Yılmaz tarafından şahsıma yapılan tüm hakaretler için avukatım tarafından yasal işlemleri başlatacağım. Hakkımda ileri geri konuşulmasını istemiyorum yayında. Evimiz hazır. Sizi bekliyor. Sadece elektriği açamadık, 15 yazmış. Ucu açık bırakmış bak, 15. Büyük ya ihtimalle... Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hemen kısa bölüyorum. Buyurun, bana avukat bir baharat geldi, bunu Samet Bey'e yönetmek istiyorum. Nereden geldi? Hanım adına. Evet. 2-3 gün önce Asmalı Mescid'de bir hanımla kendisi alkol tüketirken yakalanmış. Şimdi... Tam da 2-3 gün önce bir sorabilir miyim acaba nedendir? Yaklaşık. Sana ne amına koydum, alkol içiyorum da dolandırıcım oldu. Samet Bey, avukata sövüyorsunuz Samet Bey. Samet Bey. Lütfen sakin ol, Asmalı Mescid'de de içilmez. Mescid'de niye içiyorsun Samet? Orası mı kaldı hiç benim? Peki ben bir şey soracağım. Sefa Bey'e geliyor bu soru. Sefa Bey, siz gecenin 3.30'unda neden jöle sürdünüz? Jöle sürmedim ya. Onu az önce anlatmıştım. Sen şimdi burası. Uyuyordum hani. Yapıyordum az önce. Abi müthiş ya. Bir şey söyleyeceğim. Müthiş ya. Villada kal, 3 TL gönder. Ortam bile çok yakınlaşmışsınız. Ne? Ortam villa çok yakında hizmetinizde. Yager bir şey soracağım. Bu işlemler falan filan ne zaman hani sonlanır diyelim ki, böyle hukuki işlemler? Eğer avukatla birlikte yaparsan 1,5 aya takip sonuçlanır. Eğer avukatsız yaparsan... Samet ne yapıyorsun? Ne neydi lan? Samet ne yapıyorsun? Oğlum bir anda kamera açıldı. Sefa Bey'in arkadaşı geldi. Sefa Bey'in arkadaşı geldi. Bunlar teşkilat amına koyayım. Aynı evvel. Bir şey söyleyeyim mi? Samet'in arka planıyla Sefa'nın arka planına bir bakın bakalım. Duvardan anlarsınız zaten olayları. Olayları çözmene de çok az kaldı. Arkada bir ayak var ya kanka. Samet'in ayağı olmasın bak. Bir de kafasını şey yapıyor ya. Aa, ben yeni gördüm lan o ayağı Batu. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Villa'da kal ya. Destek ekibi 3 TL göndermiş. Yaşanan tatsız durumlardan dolayı sizden özür dileriz. Nesrin Hanım için Urfa'da yeni bir villa hazırladık. Eğer isterse yarın biletini alıp göndereceğimiz adrese gelebilir. Demiş. S adamı Ferdi Bey 3 TL göndermiş. Ben iş adamıyım. Sosyal medyayla uğraşmıyorum. Devamı çıkmamış galiba. Yazdığım elektrik açılması için 1500 daha lazım diyecektim demiş. Çağrı klime bak. Klime baksana. Yanlışlıkla kamera açan dayılar gibi olmalı. Diyelim ki böyle hukuki işlemler. Eğer avukatla ya. Birlikte yaparsan 1,5 aya takip sonuçlanır. Eğer avukatsız yaparsan Samet ne yapıyorsun? Kollara bak. Kollara bak amına koyayım. Korktum ya. Açmadan yaş geldi. Harbiden koptum bu yayın ya. Yemin ediyorum koptum ya. Of, gülmekten her yerim ağrıdı kanka vallahi. Ya kanka bir şu yayının bir manzarasına bak, bir yanda avukat, bir yanda kapora dolandırıcısı, bir yanda da dolandırılan şahıs var ya. Ya ben neye durup neye kopuyorum biliyor musun? Villa'da uyuyor. Villa'da uyuyor. Villa'da uyuyor. Medusa villaları 3 TL gönderim. Oğlum kapınıza ne zaman açın? Hahahaha.
ya neye kopuyorum biliyor musun? Ya gerçekten villada kalmak istemişler, anladın mı? Onu kopuyorum. Ya bu günahsızların tek bir isteği vardı, villada kalmaktı ya. Bunu çok gördüler. 10 kişi gece konuda falan. Buna canım çok sıkıldı. Buna yanıyorum yani şu anda, anladın mı? Hiçbir şey istememişlerdi ya bu masumuna. Sadece villada kalmak istediler ya. Bir şey. Ben bu arada uzak durmanız gereken şeyleri atıyorum sahibinden de. Aman diyeyim, bunlara tıklamayın ha bu arada. Ya Sefa, ben şeyi çok merak ettim. Parayı IBAN'dan IBAN'a aktarıyor musunuz ya? Bak o sistem çok güvenli gelmedi bana. Mesela rastgele bir öğrenci bulsan, belli bir ücret para versen, ona 5 tane banka hesabı açtırsan, IBAN'larını alsan fake bir isimle, daha mantıklı değil mi? Ya o da mantıklı da sonuç olarak onlar da... Sen de bayağı hazır gibisin lan sanki amına koyayım konuya. Mesela abi, bir tane öğrenciye 500 lira ver ben diyeyim, mesela Timur'um diyeyim. 500 lira vereyim, 5 tane hesap açtırayım ona. Bir tanesi 100 liradan. Alayım o IBAN'lara, o IBAN'lar üstünden insanları dolandırayım. Adam beni tanımıyor, ben adamı tanımıyorum. Adam sana göndermese ne olacak parayı? Adamı nasıl tanımıyorsun ki? Çocukla nasıl iletişime geçti? Çocuk ispitler ki bir de sonra. Ya çocukla iletişime geçmeye ne var? Ben Discord'dan çocuk geçeyim. Çocuk göndermez ki parayı. Sami Kon, parayı hoş göndermez. Geldin kanka 14. Ben çocuğa para göndereceğim. 5 tane hesap alacağım, 500 lira vereceğim çocuğa. Tamam ama o paraları çocuğun hesabına gelmeyecek mi? Kendisi alacak. Aynen. Babacığım siz şimdi oturduğunuz zaman bana koyun, bu kadar kişi bu işin olurunu mu düşünüyoruz yani? Bunu alacağım çocuk. Çocuk hesapları açacak, banka kartını ben alacağım. Parayı attı yani o banka IBAN kartına. Yani IBAN 500 TL'ye mi açılıyor bir hesap? Tamam, banka kartını iptal eder ki. Ben 500 TL'ye sana hesap açtırmış olacağım. Sen tamam. O hesabı bana, kartı bana vereceksin. Ben onun tamam. Üstünden insan dolandıracağım. Karttan ATM'ye takacağım, tak parayı çekeceğim. Ondan sonra onu kendi hesabına takacağım. Sefa Bey anlatsın, zaten böyle yapılıyor diyor Sefa Bey. Kartı iptal eder ki. Polise ya, gittikten sonra adam, kart iptal olur ha. Aynen öyle. Adam ama polise gidene ya. Kadar Sefa Bey, polise gidene kadar o adam yapacağını yapmış olur canım yani. Ben çoktan kadar parayı oradan çekip durmuş olacağım yani. Hayır öyle değil ya. Öğrenci iptal eder. Öğrenci iptal eder kartını. İyi de o benim kullanıcı olduğumu bilmiyor Şükrü, ki. Tek Şükrü kullanımlık at gibi düşün. Germeister. He. Hocam. Vay amına koyayım, Şükrü Komiser de burada ya. Çağrı. Evet. Jägermeister EDRP'de Şükrü komiser oğlum. Harbi mi? Komiserim evet. Bu işe bir el atsanıza komiserim. Bir şuna bir el atın ya. Hani bari. Hallederiz. O zaman nesin sen, bir GTA'dan bir karakter oluştur. Gel bana bir ifade ver. Oradan işlemleri oradan devam ettir. Sefa sen hangi karakteri oynuyorsun EDRP'de? Ben dolandırıcıydım orada. Allah her yerde sabitliyorum. Vay amına koyayım. Bütün ünlülerini sergiliyor yani. Huzur dolu bir tatil. Attığın villa iyiymiş lan Ross bu arada. Kanka uzak dur, uzak durma. Aha! Durun durun. Arkadaşlar hiçbir şey üzülmeyin. Villada kalamadıysanız bak, yatta kal. 3 TL göndermişsin. Bak bunu da bir düşünün yani, anladın mı? Bak villa diye tutturmayın yani. Baktınız ona, bu da kısmet demek ki, yatta kalacakmışsınız yani. Bunun habercisi. Jirox niye uzak dur diyor lan? Ben bu firmadan bakıyordum şimdi yeni. Kanka doğru olabilir. Yani doğru olabilir de hani diğerine çok benziyor, anladın mı? Başta huzur dolu bir tatil amına koyayım. Kaçtık. Biz buna da bakmıştık ki zaten. Ha Can'cım çok teşekkür ediyorum pas için. Arkadaşlar villada kal, yatta kal. Bunları geçin. Covid olmuş, önüne alınamaz bir şekilde pandemi artıyor. Ben size tek diyebileceğim bir şey var. O da evde kal. Aynen öyle. Aynen öyle. Eyvallah Can'cım, çok sağ ol. Yatta kalı 3 TL gönderim. Yeni sezon yat tatillerimiz başlamıştır. Yerinizi ayırtmak için ön ödemenizi hemen yapın. Kanka ortam güvenilir gibi ediyor. Duruyor bu arada. Samet güvenilir gibi duruyor kanka. Ne diyor orta? Yok neye kopuyorum, nesin bir rahatsız oluyor, onu da kopuyorum yani. Ama sen yine de bir Sefa Bey'e ilan at, bir onay alalım. Ben bakayım ilana, evet. Belki tanıdık falan çıkar. Piyasa araştırması.
O ne ya? Tek isteğim cici ayıcığımın kamera açması. İyi yayınlar. Semiş. Ben bugün açtım bugün açtık. Sana mı diyor cici ayıcık diye? Hacı kanka ne kime diyebilir ki burada amına? Bir düşün bakalım hadi. Olur mu kanka? Batuhan da ayı. Benim ya, aklıma Batuhan geldi. Salak konuşmayın ya. Burada bir tane ayı varsa o da Batu diyorsun. Sana da mı ayı diyorlar lan? İşte mağarada kal. Bana demedikleri kalmadı ki mağarada kal. Sana da ayı diyorlarsa üstüme alındım özür dilerim. Mağarada kal ne ya? Mağarada kal lan. Kime diyorlar onu? Sana diyorum şimdi. Allah belanı vermesi çağırı o zaman. Beni ne oğlum hakikaten zorba olmayacaktın. Kanka bir anda bırakamadım. Bugün oyundan vazgeçer ama mi bak ya? Kanka ben bugün denedim zorba olmadan bir yayın devamını. Yani Batuhan'ın yayınına katılmış zorba değildim. Kendi yayınımın başlarına bak bakın zorba değilim. Ama kanka beni buraya ittirdiler bu pezevenkler. Yani ben normalde zorbalığı bırakıyorum ya. Azaltan azalta bırakıyordum. Mete 53 bana rage attı. O rage atmayacaktı mesela. İşte akvaryumda kal. Oğlum nesin harbi üzülmüş aga be. Samer villalar 3 lira gönder. Adana kaçta dev hizmet. Ya. Adana kaçta. Antalya kaç mıydı nesin villa? Adana kaçtaymış. Adana kaçtı. Ya. Adana detayı önemliydi. Yayını kontrolünü tam anlamıyla kaybettim şu dakika itibariyle. Onu da söyleyeyim yani. Sefa ayıp olmazsa aylık ne kadar kazanıyorsun bu işten? Ya Nuri sen hayırdır amına koyayım. YouTube'umuz neyine etmiyor Nuri sen? Ama şey bir şey ne, diyeceğim. Ek iş mi arıyorsun Nuri sen? Bir şey diyeceğim. Nuri gayet doğru bir soru sordu kanka. Ben ama şu soruyu böyle bir genişletmek istiyorum. Mesela para nerede kanalında aylık masraf hani IBAN açtırırken verdiğin para ve bir de toplam kar marjını bize söyleyebilir misin bu işin? Bir dakika sen onu söylemeden önce ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar Nuri böyle sağa sola çok merak salmış durumda. Şöyle bir YouTube linkini atayım da. Anladın mı? Yeni bir gence henüz daha ağaç yaşken eğilmeden. Buraya bir abone olalım. Buraya 100 bin yapın da şu plaket gelsin. Arkaya bir koyayım şunu ya artık ya. Harbi. Bak Çağrı chatte doğru bir soru sordu mesela. Evet ne demiş? Bunun vergisini nasıl ödüyoruz bir de? Sana sesleniyorum. Vergimi ödüyorum. Vergimi ödüyorum. Ha o konuda delikanlılık yapıyorsun. Helal, helal olsun o zaman. Çağrı sana bir tane video attım özelden. Anlık Sefa diye bir yorum gelmiş. Bir bakarsan. Hemen bakıyorum. Merhaba. Sefa, merhaba abi. Söylemedim. Mesleğiniz? Mesleğimiz Sinyal abi. Biz bileklik satıyoruz abi. Yani müşterileri diyoruz ki abi alabilir misin diyoruz. Biz üç kağıtçıyız. Şöyle dövmeye göstereyim. Üç kağıtçıyız abi biz yani. Efendim üç kağıtçılık nasıl bir meslek? Milleti dolandırıyoruz. Tokatlıyoruz abi. Nasıl mesela? Mesela abi bunu ben 20 o 100 tane çıkıyor 20 liraya alıyorum abi. Bir tanesini 10 liraya 15 liraya satıyorum abi. Tokatlıyoruz abi milleti. %100 kar yapıyoruz. Ne diyorsunuz mesela insanlara? Açlığımızı çıkartıyor. Kanka yanlış anlama da Sefa bunları yutar sigara buna koyayım ya. Harbi söyleyeyim bana. 10 lira 20 lira dolandırırsan yapma bu işi. Kanka yine ürün veriyor oğlum karşılığında. Kar marjı birazcık yüksek. Adam ticaret yapıyor aslına baktığın zaman. Sefa'da öyle bir şey yok ki. Parayı gönderiyorsun bir daha yok Sefa. Abi yok bitti Sefa nerede yok. Doğru mu Sefa? Tabii ki de. Ama GTA'da değil mi? Bu hangi serverdaydın sen? GTA'da. Ederim. Baba bir de bir şey diyeceğim. Sefa hayal satıyor. Bunlar hayal satmıyor ki amına koyayım. Ben de bir şey satıyorum sonuçta evet. Ya bu hikayede beni en çok yaralayan ve kopartan noktalara şöyle bir çeltik attığım zaman. Bunların başında da. Samet. Nesin annesinin. Emlakçı olması anladın mı? Beni ağır yaralayan da bir nokta yani anladın mı? Sen ciddi misin ya? Ya kanka işte ciddi tabii. Keşke olmasaydım ciddiyim yani anladın mı? Bu yüzden çok üzülmüş oğlum. Yani bu çok ya bu bana bile koydu kanka öyle söyleyeyim yani anladın mı hani? Bir de Antalya'da yaşaması ekstra üstüne bir de. Gidecekleri yerin Antalya'da olması. Bütün böyle her şey üst üste geliyor ya böyle büyük resmi görüyorum şu an amına koyayım yani. Burası hani bu şey kanka bu burada bir güç var ya arkada bunu yaptırtan başka bir güç var yani anladın mı? Bir şey diyeceğim bir arkadaş yazmış abi. He. 19 yaşında kuzeni gerçekten inanmış bu benim anlattığım az önceki muhabbet var ya onu yapmışlar para vermişler üstüne hesap açtırmışlar falan. Gülüyorsunuz eğleniyorsunuz ama dedi
bir söyleyin insanlar inanmasın yapmasın dedi. Ya oğlum. Arkadaşlar. Şeyler gelirse inanmayın baba yani. Benim hiçbir alakam arkadaşlar, yok bu arada. Biz şimdi burada bazı şeylerin eğlencesini, mizahını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu bir şekilde size bu şekilde aktarmak için yapıyoruz aslına baktığın zaman bunu. Evet, böyle talihsiz bir olay başımızdan geçti ama üzerinde makarasını yapıyoruz. Gülüyoruz, gülebiliyoruz hala ki en azından... Ne yapalım yani, üstüne soğuk suyu içtik. Güleceğiz yani, yapacak bir şey yok. Sefa Bey de dolandırıcı değil bu arada. Sefa da dolandırıcı değil. Çıkıp da dolandırıcıyım diyecek hali yok yani zaten. en azından burada başımızdan geçen... Ya şu tipin dolandırıcı olma ihtimali var mı ama? Yani her şeyden öte. En azından şunu söyleyelim. En azından bu hikayeleri görüp belki birazcık bir nebze de olsa kendinize bir pay çıkartırsınız. Birazcık daha dikkat edersiniz bu konularda. Bazen insanlar böyle bir şey yapacakken çok heyecanlı oluyorlar. Hani bir an önce yapalım, bir an önce olsun. Aman deyip böyle her insan aslında kusursuz düşünebilir. Her insanın belli bir zeka seviyesi vardır, bir şey vardır. Bunun zekayla falan da alakası yok. Bunun tam anlamıyla boş bulunmakla alakası var. Bugün hepimizin başına gelebilecek bir şey bu durum. Bu durumlar daha doğrusu. Bu durumlarda birazcık dikkatli olalım. Ortak aramızdayız aga biz. Ayık olalım ben, yani. Normalde bu numarayı yemezdim. Boş bulunduk ortam. İşte boş bulunmak kanka zaten. Bu açık yani, anladın mı? Yani atıyorum 20 kişiyle görüşmüştür. 19'u ya hayırdır kardeşim demiştir. Mesela sen boş bulunmuşsundur. Bir kişiyi dolandırmış oldu, anladın mı? O yüzden bu tarz olaylarda lütfen görmeden, etmeden, elinizde alacağınız ürünü elinizde tutmadan veya canlı bir şekilde görmeden, kontrollerini yapmadan sakın alışveriş yapmayın. Kimseye para göndermeyin. Oğlum şöyle düşün şimdi Samet. Sen şimdi dolandırıldın ya kanka. Burada 8000 9000 kişi mesela bir daha böyle dolandırılmayacak, anladın mı? Aslında iyi bir şey, evet, vesile olduk. Evet, aslında iyi bir şey vesile olduk yani. Ben dedim zaten çok güzel fikirmiş amına koyayım yani. Ertesi gün direkt hatta kafede oturuyorduk. Ya amına koyayım, sen fikre yükselmişsin. Sen işe girmek için yükselmişsin fikre. Biz öyle demiyoruz ki. Biz bunu görenler bir daha yapmasınlar diye göstermeye çalışıyoruz. Sen iş çok güzel işmiş diyor bana. Samet bir şey değil mi size? Samet yine yarın sikerler, haberiniz olsun bu arada. Ben bir de bir şey diyeceğim. Nur abinin dediği olay da işe yaramaz ki. Yani ben gibi birisi çıkınca. Açadım 5 hesabı, satadım, parasını aldıktan sonra kapatadım o 5 hesabı. Hasan Paşa Bey, siz ne olarak katılıyorsunuz bu yani? Küçük esnaf ya bu. Küçük dolandırıcı. Bu genius, genius kanka, wonderkid bu. Bir akıllı bu. Kampta kal, 3 TL göndermiş. Covid-19'dan uzakta, ormanda en iyi ağaç. Yerinizi ayarlamak için ulaşabilirsiniz. Karakolda kal, 3 TL göndermiş, yayından sonra olur gibi demiş. 4200 TL, 3 TL göndermiş, geldim demiş. Zeki 3 TL göndermiş, sen niye bağışımı okumadın, gittim ATM'ye para yükleyip geldim demiş. Ömer 100 3 TL göndermiş, Sefa'da Akasya Durağı Sinan tipi var çağrı demiş. Striptease kulübünde kal, 3 TL göndermiş, sizin gibi özel öğrencilere özel size sponsor olmak istiyoruz demiş. Yok böyle villaları. Yok böyle villaları 3 TL gönder. İsme bakalım. Yok böyle villaları olarak Nezin Hanım'ın mağduriyetini gördük. 10 kişilik havuzlu ve jacuzzi fenomenleri ve streamerlara özel oyun alanları olan villalarımızdan birini bir haftalığına tahsis etmek isteriz. Hem de daha ucuza 3.5K yeterli IBAN demiş. Orada kalmış. Çağrı Nur'un yazdığına baktığınız için. Ananı sikim, olay nasıl bana kaldı ya? Ne yazdın? Oğlum bir selam verelim dedik. Amına koyayım Çağrı, ben gidersem hepinizi satarım bak, haberiniz olsun abi. Ne yazdın lan Nuri? Bak VIP katmana yapıyorum. Çağrı bana bir şey olursa ilk başta sen gidersin bak, haberin olsun. Benim alakam yok. Tek suçum bu yayını izlemek amına koyayım. Tamam Curox'u ama ittirdik. Aynen abi, Curox'un bile profile tıklasana Deci'den. Gözüksün Curox oldu. Şöyle atayım. Curox'un da profili göstereyim şöyle. Konuşacağım mı babacım şöyle, sen? Şöyle göster, şöyle göster, şöyle göster. Konuşacağım mı babacım sen? Sana içeride öyle yaparlar. Bir daha gir, bir daha gir. Aa bu Samet bak. Allah tarafından Samet'in üstüne tıkladım. İki tane Samet var. Herhalde budur ya. Ortağım Samet. Ortağım Samet. Adam bize bir de kanka 2,5'luk evi itelemeye çalışıyordu. Sefa şey yapsana ismi. Sefa
Samet. Nasıl yani Samet 2,5'lık evi itelemeye çalışıyordu? Daha pahalı bir ev vardı, onu itelemeye çalışmıştı. Günlüğü 2,5 olan vardı, oradan dolandırılsak 5K, 8K kardaydı. Bir şey söyleyeceğim, oradan dolandırılsaydınız kaç paraydı? O zaman 5K ödeyecektik, 800 kardaydı. 800 karda mısınız? Tamam kardeşim? Allah bereket versin. Allah bereket versin. Oğlum belki bu arada yarın adam arayacak diyecek ya. Aynen böyle, o da olabilir. O telefonu bazen... ananın amına sok derim. Niye kapatıyorsun derim. Oğlum belki adamın acil bir işi çıktı. Nereden biliyorsun? Telefonu bozuldu. Diğeri de kapalı. Diğer numara da kapalı. İlanları da kaldırmışlar. Kanka hemen kötü düşünme. Sen de bu kadar şüpheci yaklaşma Samet olayla. Hakikaten kanka daha ağustosum. Efendim neçin? Aynısını ben de dedim diye salak damgası yiyorum, mal damgası yiyorum. Diyorum ki belki kötü düşünmem, belki bir şey, gerçekten bir şey olmuşsun falan filan diyorum. Mal, her şey dediler bana ya. Samet bile dedi malmışsın. Nesil, sen parayı ne zaman attın? Bak, Allah aşkına kanka bak, adamların iki tane adamlar, iki tane numarası var, iki tane numara kapalı, ulaşılmıyor. Sahibinden de 20 tane ilan vardı, hepsi kalkmış. Nesrin gelmiş diyor ki kötü düşünmeyin ya hala. Belki, oğlum, belki adamlar bir ortak takılıyordu kanka, bir şey geldi başkana, ne bileceksin yani. Kanka bayramdı büyük. Belki yani, anladın mı? Belki bir şey geldi başına ya, harbiden. Ya Nesrin yarın da aramazlarsa yani bence üzme artık canını. Burada evet. Sefa var, Sefa en güzel villayı sana bulur. güzel fiyat olarak da. Avukat Bey'le birlikte yürüttüm bu sefer bu işlemleri. Evet, evet. Ve güzel bir şekilde devam eder yani. Değil mi ortağım? Aynen öyle. Şimdi Allah avukat da para alıyormuş ya. Değil mi? Bu perde olayı diyorlar. O ne Curuk? Kanka bizi bir siktiler. Anlatamam. Var ya bir tane perdeci çağırdık eve. Emre'yle birlikte otururken. Adam da nasıl güzel konuşuyor. Diyor ki baba ben bu perdeyi bir haftaya yetiştiremem. İmkanı yok. Bize dedik ki daha fazla para verelim. Adam öf etti püf etti. Daha fazla para verdik. Tüm perdeleri topladı. Adamdan bir daha haber alamadık amına koyayım. Bütün perdeyi de verdik. Parayı da verdik. Ben o gün bugündür dolandırılmıyorum. Kötü düşünmeyecek yoksa adam başına bir şey geldiyse. Kanka anasını sikin başına bir şey geldiyse umurumda değil amına koyayım. O zaman bir de o kadar para verdik, peynir ekmek yedik evde amına koyayım. YouTube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna bakayım, kısa avlanma oyunu.